Hazır Bozcaada'ya gelmişken burada plajın kenarında bir yoga videosu çekmek istedim kendim için. Öncelikle burada gördüğünüz gibi kapalı vati parlayan kafatası nefesini yapıyorum. Kapalı vati nefes vermek için karın kaslarına ritmik bir şekilde baskı uyguluyor. Karın kaslarınızı gevşeterek başlıyorsunuz, diyaframınızı havayla dolduruyorsunuz. Sonra çabuk ve ani bir biçimde nefes vererek bu havayı karnınızdan itmeniz gerekiyor. Nefes alışlar bunda otomatik olarak gerçekleşiyor. Bu bir döngü kabul ediliyor. Kapalı bati diyaframı kuvvetlendiriyor, sizin vücudunuza enerji veriyor ve solunum sistemini düzenleyerek bedeni arındırıyor. Burada Utkatasana sandalye pozuna geçiyorum. Utkatasana duruşunda kollar önce başımın üzerinde, buradan sanki arkamda hayali bir sandalye varmış gibi oturuyorum. Diz kapaklarım baktığım zaman yukarıdan, ayak baş parmaklarımı geçmemeli. Şimdi aynısının sağ ve sola dönüş şeklinde uyguluyorum. Omurgadan büküyorum kendimi. Aynı şekilde dirseklerim dizimi ittiriyor. Buradan kuvvet alıyorum ve her nefes alışverişte birazcık daha dönmeye çalışıyorum. Buradan ağaç pozuna geçeceğim. Ağaç pozu tam olarak bir denge pozu. Bacağımı, ayağımın düz tabanını diğer bacağımın iç kısmına dayadım. Karşıda bir noktaya bakarak odaklanıyorum. Eller kalbin ortasında. Olabildiğince sağlam ve güçlü bir şekilde durmaya çalışıyorum. Bacağım öne doğru düşmemeli. Öne doğru düşerse arkaya doğru ittirebilmek için iyice bacaklarımı sıkıyorum. Bacaklar aktif. Ağaç pozu siyatik ağrısını hafifletiyor ve düz tabanlı azaltıyor. Burada karnımı içeri çekmem lazım ve kuyruk sokumumu toplamam lazım. Aynı zamanda omurgam da düz olmalı bu duruş için. Şimdi Trikonasana duruşuna geçeceğim. Trikonasana benim en sevdiğim duruşlardan bir tanesi. Bacakları kuvvetlendiriyor, kasıkları, üst arka bacak ve kalça kaslarını oldukça esnetiyor. Burada önemli olan aşağıdaki elimi nereye koyduğum değil, bel kaslarımı ve arka bacak kaslarım bana ne kadar izin veriyor ve ne kadar vücudumu tam bir üçgen gibi yapabiliyor. Burada omuz hizam aynı çizgi üzerinde olmalı olabildiğince. Yani göğsümü düşürmemeliyim, açabildiğim kadar açmalıyım. Diğer taraf için uyguluyorum duruşu, Trikonasana duruşunu. Belimden olabildiğince büküldüm. Elimi nereye koyduğumun çok bir önemi yok. Havadaki elim uzuyor, sanki yukarıdan biri beni çekiyor. Burada arkadaki bacağım da aynı şekilde güçlü ve kuvvetli olmalı. Bunun için de arkadaki bacağı iyice sıkmalıyım. Buradan duruşu Virabhadrasana Tu, savaşçı 2 duruşuna bağlıyorum. Duruş olarak öndeki bacağımı, yani burada sol bacağımı öncelikle kırdım. Bakışlarım soldaki elimde. Şimdi aynı şeyi sağ taraf için uyguluyorum. Bakışlarım sağ tarafta. Yine kırdığım dizim öne doğru düşmek istiyor ama ben arkadaki dizimi de güçlü bir şekilde sıkarak uzun bacağımı düşmesine izin vermiyorum. Bu ayaktaki duruşlarda her zaman olabildiğince duruşu güçlü yapabilmek adına bacakları sıkmak gerekiyor. Prasarita Padottanasana duruşundayım şimdi. Belimden öne doğru büküldüm. Olabildiğince ayaklarımın ortasına kadar kendimi bükebildiğim kadar bükmeye çalışıyorum. Öne doğru eğiliyorum. Şimdi Malasana Yogik Sukhata geçeceğim. Elleri yukarıda birleştirdim. Ellerim kalbimin ortasından aşağıya doğru inerken aynı zamanda bacaklarımı da büküyorum. Burada omurgam dik. Karşıya bakıyorum. Ve şimdi Janushirshasana için yere oturdum. Öne doğru yine dediğim gibi arka bacak ve bel kasları ne kadar izin veriyorsa gidebildiğim noktaya kadar gidiyorum. Burada önemli olan karnın üst bacağı değiyor olması. Yani başını dize değdirmekten ziyade karnının üst bacağı değmesine odaklanmalısın. Aynı zamanda baş ağrısına çok iyi gelen bir duruş. Şimdi diğer taraf için uyguluyorum. Daha sonrasında Paschimottanasana için her iki ayağımı birleştirdim ve ayaklarımın üzerini sanki öpecekmişim gibi olabildiğince ayaklarıma doğru uzanıyorum. Hiçbir zaman için başımı dize değdirmeye odaklanmıyorum. Paripurna Navasana duruşuna geldim. Tekne duruşu. Tireoid sorunlarını azaltan bir duruş. Güçlü bir karın kası istiyor. Olabildiğince omurgam dik bir şekilde bir üçgen oluşturuyorum.
Ve üst bacaklarım aktif, omurgam aktif. Yapabildiğim kadar kendimi burada sıkıp 60 saniye kadar kalmaya çalışıyorum. Bu tekne duruşu karın kaslarını, kalçayı büken kasları, omurgayı ve üst bacak kaslarını oldukça kuvvetlendiriyor ve çok faydalı bir duruş. Şimdi kelebek duruşu. Kelebek duruşu için bacaklarımı kendime doğru çektim. Ellerimle ayaklarımdan destekliyorum ve gidebildiğim kadar öne doğru uzanıp iç bacaklarımı açmaya çalışıyorum burada. Acıyı hissettiğim noktada duruyorum. Tatlı bir acı, kendimi çok zorlamadan esneyerek gidebildiğim noktaya kadar gittim. Kelebek duruşu en sevdiğim duruşlardan bir tanesi yine. Şimdi burada dandasana duruşundayım. Dandasana duruşunda hiçbir şey yapmadan durabilmek bile olabildiğince zor. Çünkü ayak parmakları gökyüzüne bakmalı. Üst bacaklar aktif. Omurga, sırt aktif. Sırt kasları çalışıyor. Oldukça güçlü bir duruş yine. Hatta ben bu duruşu dışarıya çıktığım zaman da boş bulduğum vakitlerde çok kimsenin olmadığı yerlerde de yapmaya çalışıyorum. Şimdi güneşi selamlamaya geçtim. Nefes aldım. Urdhrasthasana, büküldüm belimden geriye, kapandım Uttanasana, baş dize, yarım yol açıldım, tekrardan kapandım. Nefes aldım, eller mata, sağ ayak arkaya, sağ diz yerde. Burada ittiriyorum iyice kalçamı, açılsın kalça kaslarım diye, omurgam dik. Şimdi buradan Adho Mukha Svanasana, aşağı bakan köpeğe geçtim. Yine en sevdiğim duruşlardan, baş ağrısını gideren duruşlardan. Özellikle kürek kemikleri birbirine yaklaşıyor ve gerçekten normalde gün içindeki duruşunuzu da çok etkiliyor. Doğru ve dik bir şekilde durabilmenizi sağlayan bir duruş. Şimdi tekrardan Uttanasana'ya kapandım. Yarım yol açıldım. Tekrar kapandım Uttanasana'ya. Eller gökyüzüne, Urdhrasthasana, belinden geriye bükül, bacaklarını kuvvetli bir şekilde sık. Şimdi diğer taraf için yine aynı şeyleri yapacağım. Yogada her defasında nefes alışlar açılırken, nefes verişler kapanırken. Attım ayağımı arkaya, dizimi koydum. İttiriyorum kalçamı ittirebildiğim kadar yere. Eller tekrardan matta, attım diğerini arkaya. Adho Mukha Svanasana, aşağı bakan köpek. İyice omurgamı esnetiyorum. Öne derin hamle aldım. Tekrardan kalçam açılsın diye ittiriyorum iyice aşağıya doğru. Arkadaki ayağı aldım diğerinin yanına. Uttanasana'ya kapandım. Nefesle birlikte yarım yol açılıyorum. Tekrar Uttanasana, baş dize. Ve Urdhrasthasana, eller gökyüzünde, bükül belinden geriye ve namaskarasana, eller kalbin ortasında. Şimdi kısa bir meditasyon yapacağım. Hem nefesimi normalleştirebilmek adına, hem de arkada gelen suyun sesini dinleyebilmek adına birazcık sakinliyorum.